Değerli izleyenler, Magazin 8'den herkese merhaba. Tatil yörelerinden renkli görüntüler, ünlülerle keyifli söyleşiler ve gecesiyle gündüzüyle magazin dünyasının nabzını tutan haberlerle karşınızdayız. İlk olarak Ege'nin incisi Bodrum'a gidiyoruz. Dahan Külegeç, Bodrum Gümüşlük'te gerçeği açıkladı. Şok, burada açıklayayım. Kibariye, Tarkan'a hasret kaldı. Tarkan'la görüşemedim daha. Çiçeği burnunda damat Kendall, Bodrum'da eşiyle deniz sefasında görüntülendi. Bodrum'da yeni ıssız adamı da görüntüledik. Volkan Konak Bodrum'dan rüzgar gibi geçti. Kalktı göç eyledi avşar illeri hey. Gümüşlük'ten Yalıkava, Gümbet'ten Bodrum merkeze Bodrum'u karış karış gezeceğimiz bir Bodrum turu başlıyor. Cuppa, cuppa, cuppa. Cuppa da cuppa, cuppa. Bağıran şara bas, basın sabaha kadar dans. Yalıkavak'tayız. Mesut Akusta ve eşi Şafak Özbir yakın arkadaşlarıyla sahilde sohbetteler. Denizden yeni çıkmışlar. Şafak Özbir bol bol telefonla konuşuyor. Acaba hattın diğer ucunda görümcesi Esra Erol mu var bilmiyoruz. Kendall Bey aynı dakikalarda yakınında bir anne ve çocuğuyla sohbette. Çocuğun güzelliğine hayran kalıyor ve gülümsüyor Mesut Akusta. Şafak Özbir elinden telefonu bırakıp sohbete ortak oldu. Ama tek başına şezlongunda elinde telefonla bir ıssız adam var hemen yan tarafta. Lacivert şortu, elinde telefonu, melankolik bakışlarıyla Güven Kıraç tek başına vakit geçiriyor. Issız Adam filminde Cemal Hünal'ınkinden çok fazla hüznü var bu görüntülerde. Anlamazdın, anlamazdın. Dakikalarca telefonuyla meşgul olan Güven Kıraç bir ara sıkılıyor, telefonunu bırakıyor ve uykuya dalıyor. Çalan hafif müzik, cırcır böcekleri, çam ağaçlarının mis gibi kokusu, denizin esintisinde uyumak da ayrı bir zevk olsa gerek. Neyse bu güzelliklerin de bir sonu var. Mesut Akusta, eşi Şafak Özbir ve yakın arkadaş grubu plajı terk ediyor. Yalıkavak'a elveda, Gümüşlük'e merhaba diyoruz. Bodrum Gümüşlük'te sahilde eski Survivor'cı Dahan Külegeç'le karşılaştık. Vallahi çok şey değişti, çok olgunlaştım, çok büyüdüm. Yani Survivor adamı inanılmaz olgunlaştıran bir şey. Hani bu sezonda bile yarışmacıların ilk günkü halleriyle son günkü halleri arasında inanılmaz bir fark var. Hepsinin duruşu, bakışı, işte geçirdikleri tecrübeler falan çok güzel. Survivor adasını da Survivor anılarını da unutamıyor Dahan Külegeç. Acayip olgunlaştırıyor. Belki bir hayat fazla yaşamış gibi oluyorsun. Hani diğer insanlara karşı çok hani çok ulvi bir şey yani. Böyle çok özel bir şey. Dünyada kaç kişi Survivor'a katılmıştır ki? Bütün ülkeler, bütün sezonlar toplasan 1000 kişiyi geçmez. 1500'dür belki yani. İlk teklif kendini neler hissetmiştiniz Dahan Bey? Vallahi Acun Bey beni aramıştı telefonda. Dahan ne haber dedi. Ben abi ne haber iyiyim falan. Dedi ki Survivor'a katılmayı düşünür müsün? Ben dedim ki evet düşünürüm dedim. Sonra gel dedi pazartesi konuşalım ofiste. Eyvallah dedim, telefonu kapattım, düşündüm. Sonra tamam dedim. Aradan 10 saniye geçmişti. Hemen karar verdim. Tabii ben orada kararımı vermiştim zaten. Yani oradaydım. Yeni bir imaj için ağır antrenman programlarına başlayacağını, bu şekilde yaşlı göründüğünü açıkladı. Hem çalışıp hem spor yapamıyoruz en azından. Ben öyleyim. Ya çalışabiliyorum ya da işim yoksa spor yapabiliyorum. Kendime bakabiliyorum. İkisini bir arada hala beceremedim. O yüzden 5-6 aydır işte spora verdim kendimi. Biraz değişmem lazım ki hani yeni roller alayım, yeni karakterler alayım. Çünkü hep hani komik çocuk, işte kavak geldi, gençlik izler ama saçım sakalım beyazladı artık yani. Hadi bakalım, gecelere uzanalım. Kalktı göçe, eyledi avşar illeri.
avşar illeri. Volkan Konak, Antik Tiyatro'da Bodrumlu tatilcilere unutulmaz bir konser verdi. Haydo. Volkan Konak şarkıları, türküleri Bodrumlu tatilcilerle seslendirdi. Sensiz dünya ve o meşhur konuşmaları, şiir gibi konuşmaları ve şakaları da konsere gelenleri adeta mest etti. Saygıdeğer katılımcılar, bu akşamın sahipleri. Dünyanın yaşına göre bir kelebek kadar kısa yaşıyoruz. Yani 3 milyar mı 6 milyar yıl galiba. 6 milyar yıl kelebek ömrü kadar yaşıyoruz. O yüzden şey diyeyim mi size? Mesela benim orkestramın arka tarafta olanların hepsi en fazla 3 tane dünya kupası görecekler. 4 yılda bir oluyor. Evet, doğru. İsmail Tayfun abi 3 dünya kupası. İsmail abi öyle. Aydın sen 4 olabilirsin. Mahmut sen dilerim 2 tane olur. Gümbet'teyiz. Allah'ın yardım etsin herkese yarabbim. Kibariye Bodrum konseri öncesi sıcaktan şikayetçiydi. Bu akşamları üşüyoruz. Akşamları ayrı konu. Eser tabii o kadar çıktı. Zaten essin. Aman bırak adam, ben çok soğuğu seviyorum. Yani inanılmaz soğuk kışı severim ben. Henüz ayağını bile suya sokmamış Kibariye. Yok. Bugün geldik daha. Nasıl gireceğim? Hem Hadise hem de Kibariye reklam oyunculuğu yapmıştı. Söz reklam oyunculuğuna geldi. Hadise hadiseler yaratan kadın, güzel kadın. Kibariye de olayları yaratan kadın. Ama öyle çatışma yapmıyoruz, öyle bir şey yok. Aramızda rekabet yok. Dostluk var diyor Kibariye ve ekliyor. Çok güzel bir kadın, sesi de çok güzel. Ben çok beğeniyorum Hadise'yi. Yeni şarkısı Cuppa'yla 6 yıllık hasreti sona erdiren Tarkan da yakın dostu. Ama aylardır görüşememiş Kiboş Tarkan'la. Tarkan'la görüşemedim daha. Görüşemedim eminim. Ben de yoğundum çünkü. Biliyorsunuz ki biz bir proje yapıyoruz. O projeyi daha önceden haberdar ettim sizi. Sezen Aksu'nun düşünceleriyle yola çıktık. Yaşar Gaga. Buyuko ile beraber bir şarkı hazırlıyoruz. Onun şarkısını bitirdim. En yakın zamanda gireceğim işte, Allah nasip ederse. Kızı Birgül Küçük Balçık'a geliyor söz. Maalesef benim gibi güzel sesi yok kızımın diyor Kibariye. O tasarım düşünüyor. Modacılık istiyor. Çok güzel resimler yapıyor. Hatta benim elbiselerimi çiziyor. Hani bunu yaptır diyor, şunu yaptır diyor. Ben ona uyuyorum. Kızım sayesinde fıstık gibi oldum diye de ekliyor sözlerine Kibariye. Ben de baksana, bu akşam Jennifer Lopez gibi bir kadın oldum yani. Bu akşam değil, her gün öyleyim. Eşsiz sesiyle Kibariye sahnede. Seninle yaşamak güzel bir şey ama senden ayrılmayı gel bir bana sor. Seninle yaşamak güzel bir şey ama senden ayrılmayı gel de bana sor. Gümbet konserine gelenler Kibariye'nin seslendirdiği özel şarkılarını büyük keyifle dinledi. Seçkin Piriler'den ayrıldıktan sonra sır dolu bir yaşama başlayan ve kız arkadaşı Kıvılcım Ural'la gözlerden uzak bir hayat yaşayan Kaan Tangöz'e grubu Duman'la Gümbet'te konser verdi. Sesleri duydum duyanı dostlar, yola çıktım yeni baştan. Acelem yok, hedefim sağlam, içerimden bu akşam.
içerimden bu akşam. Kaan Tangöze ve Duman grubunun konseri yaklaşık 2,5 saat sürdü. Senin o güzel.